Herkese selamlar arkadaşlar. Burada kalmıştık hatırlarsanız ama ne yazık ki kayıtta bir sorun olmuş. O yüzden ben yeniden Yunanistan, faşist Yunanistan'ın işgaline başladım. Ben tam faşist Yunanistan'ın işgalini bitirdiğim sırada gördüğünüz gibi 4847 ile Libya Yunanistan sınırımıza çıkmaya karar verdi. Biliyorsunuz o oyunda da Libya bize savaş ilan etmişti. Şimdi Libya bizim Yunanistan sınırımıza çıkacak ve çıktı şu anda. Orayı işgal etti. Şimdi biz bütün birliklerimizi buraya toplayacağız. Aynı zamanda buradaki birliklerimi buraya toplayacağım. Bu sırada aslında Yunanistan'la bir barış anlaşması yapabilirim. Barış müzakerelerini başlat diyelim. Bunları alalım. Hatırlarsanız bir önceki bölümde bu bölümü alıp barışı geçmiştim zaten. Ama dediğim gibi oyunun kaydında bir sorun olmuş. Şimdi Libya ile savaşımız var. Libya Yunanistan'daki topraklarımıza çıkartma yapıyor. Yani bu cüreti kendisinde görebildi. İlginç. Ve yaklaşık olarak 3000 küsürlük bir askerle çıkartma yaptı. O yüzden 3000 küsürlük askerlerin ilerlemesini durdurabilmek adına en azından orduma ordu inşa etmem lazım. Aynı zamanda ordumu toplayıp oraya göndermem lazım. Neyse gördüğünüz gibi Yunanistan topraklarına alarak bir önceki oyunun harita kaydına geldik. Bir tek Libya bizi işgal etmiş oldu. Ama fark etmiyor. Şu anda Libya Türkiye topraklarının üzerinde cirit atabiliyor. Şurada 326 var. Burada 403 var. Bunu unutmayalım. Hepsine birden saldıramayacağız. 326 olana 350'lik asker gönderelim. 191 olan kalsın burada. Onun yerine ona 1700'lük asker daha çıkartacağım. Ve burada 3 ordu birliği daha toplayacağım. Böylelikle buradaki birlikler saldırırken en azından şu anda hareket puanım hiç kalmadı. O yüzden hareket ettirebilme imkanım şu anda ordularımı yok. Ne yazık ki. Evet ama Libya'nın en azından daha da ileriye gitmesine engel oldum. Şimdi Yunanistan topraklarını buradan çıkartma yapmak istedim ama karadan çok uzatmadan gidiyor. Şuradan gelmek istesem yine oraya gelecek. Şuraya gitmek istesem yine oraya gidecek. Bu birlikleri oraya gönderelim. Şurada saldıracağım. Bu birliklerde de buraya saldırıp en azından biraz böyle tırtıklasam o bile yeterli. Yine burada birlik yaratacağım. 6000'lik birliği yola çıkarttım ama aslında onları dağıtıp buradan birlik de yaratabilirim. Ancak ne yazık ki şu an hareket puanım kalmadı. Evet 2000'lik asker var orada. Onu 1500'e düşürmeyi başardım. 1400 askerle oraya aldık. Şu anda 700 askerle orada 400 asker kaldı. Orada 120 askeri kaldı. Ve orada 93 askeri kaldı. Bu benim için iyi oldu. Bu kadar askerle gelip alamaz. Ben buraya geçiş yapacağım. Buradan geçiş yapacağım. Buradaki askerlerimi de en azından buradan askeri birlik çıkartarak bir şeyler yapmayı deneyeceğim. Bakalım. Libya'ya aslında Libya savaşına devam edip Libya topraklarını alabilirim. Libya madem bize saldırdı. Libya'yı almak gibi bir niyetim yoktu ama Libya'yı alabilirim. 2500'lük askerle saldırır. Buradaki bütün birlikleri biriktirip Libya'ya saldırıya geçebilirim. Evet. Şimdi birliklerimi 3'e ayıracağım. Evet, 6000'lik birliğim de oradan geliyor bu arada. Oyuna geri dön diyelim. Evet, hadi bakalım. Hiç Libya'ya saldırmak gibi bir niyetim yoktu. Ama kendileri istediler. Şimdi Atina'ya bütün birliklerimi toplayacağım ve Libya'ya saldırıya geçeceğim. Şurada 1700'lük birlik var. Bunu dağıtalım. 1075'lik pardon. Bunu dağıtalım. Şuradaki 30'luk birliği de dağıtalım. İşimize yaramaz. Hareket değil ya. Dağıt. Orduyu dağıt.
Bu birlikte işimize yaramaz. Şurada 500'lük birlik var. Hadi onu da Atina'ya toplayalım. Atina'daki birlik sayımızı arttıralım. Elimizde şu anda ekonomik olarak iyiyiz. Yani 16 bin artı 16 bin tur başına ekonomimiz var. Bu da bizi iyi yapar ama hareket puanımız yeteri kadar yok. Evet. Böylelikle asker toplamaya devam. Şimdi burada yine 1500'lük bir asker yaratacağım. Burada 1500'lük bir asker yaratacağım. Yaratılmış askerleri de buraya toplayacağım. 6000'lik asker de oradan gelecek. Bütün askerler böylelikle toplandıktan sonra Libya'ya savaşa geçebilirim. Bu arada burada teknoloji puanlarım birikmiş. Bir tane teknoloji puanım var. Kolonizasyona bir tane verebilirim. Evet, 14.000'lik askerimle Libya topraklarına Trablus'a, Tripoli'ye çıkış yapacağım. Normalde saldırmayı pek düşünmüyordum. Yani bu oyun Kürdistan ve Osmanlı İmparatorluğu'nu bitirerek devam etmeyi düşünüyordum ama Libya kendisi istedi. Hadi bakalım Libya'ya doğru harekete gidiyor. Geçiyoruz şimdi. 14.000'lik bir askeri kuvvetle onlar da 14.443'lük birlik yapmışlar ve 14.000'lik askerimiz daha karaya çıkmadan Libya tarafından yok edilmiş oldu. Böylelikle ordumuz gitti. Peki. Ancak kendi topraklarımıza çok daha güçlü bir ordu inşa edip özellikle İstanbul üzerinden gidebiliriz diye düşünüyorum. İstanbul üzerinden Atina, Atina üzerinden Trablus. Bu arada İstanbul'dan gideriz diyorum ama mesela şunu Atina'ya göndermek istesem nereden gidiyor? Evet, İstanbul üzerinden gidiyor. Tamam, hepsini İstanbul'a toplayalım. İstanbul'da 13.000'lik bir asker yetiştireceğim. En azından o 14.000'lik askerimizi göndererek Libya'nın bizim topraklarımıza çıkmasının önündeki engeli aşmış olduk. Bu arada Libya'nın bir ekonomisine bakalım neymiş? Libya neymiş yani? Kimsin sen? Evet, Libya bizim de savaşta. Ama bir ülke değil aslında ama ilginç. Burkina Faso bizimle barış anlaşması imzalamak istiyor. Barış müzakereleri. Tamam, hiçbir şey istemeyeceğim Burkina Faso'dan. Evet deyip barış anlaşması imzalayacağım. Evet. 18.000 birlik var şu anda. 4.000'lik birlik de burada. Şu 5.000'lik birliği daha alayım. 23.000'lik birlik. 7.000'lik birlikle birleşsinler. Ve ondan sonra da bu arada bir teknoloji puanımız daha var. Ekonomi büyümesine verelim. Biraz çünkü paraya ihtiyacımız olacak. Bu kadar büyük ordularla gittiğimiz için. Evet, yine Trablus'a çıkış yapmayı planlıyorum. Bu arada bu hangi devlet? Tunus. Evet, Libya'ya saldıralım bakalım ne olacak. 32.000'lik birlikle Libya'nın 9.000'lik birliğini tabii ki aldık. Gerçi hoş biz 14.000 kişi kaybettik. Onlar 9.387'yi kaybettiler. 17.000 kişilik bir birliğimiz var. Birliği ikiye böleceğim. Kuzey ve güney olarak işgal etmeye başlayacağız. Hadi bakalım. Bu arada burada İstanbul'da tekrar bir birlik yetiştireceğim. 10.000'lik ve onu da göndereceğim. Evet, 10.000'lik birliği de topluğa çıkartacağım. Evet. Kuzey işgaline başlayalım. Buradaki birlikleri ikiye hatta üçe bölebilirim. Evet, güzel. 200 kişilikle saldırdıysan hiçbir şey olmaz. Şunu ikiye bölelim.
Libya topraklarının işgaline devam ediyoruz. Bunlar birleşsinler. Şu binlik birliği buraya koyacağım. Şunu da güneye alacağım. Nedeni iki birlik birleşecek sonuçta. Evet, 10 binlik birliğimiz yerine tam bir çıkartma yaptı. Şu andan itibaren artık net olarak Libya'nın kaybettiğini söyleyebilirim. Libya toprakları artık Türk ordusuna teslim olmuş durumda. Geri kalan birliklerini buraya göndereceğim. Hiç gerek yok. Hatta Tripoli'ye geri dönebilirsiniz. Ve bu 7000'lik birliği de buraya göndererek bu işi bitireceğiz. Şimdi 1000'lik birlikle saldıracağım. Bu iki birliği birleştirmek için bu hareketi yapacağım. Böylelikle evet, an itibariyle Libya'nın tamamı işgal edilmiş oldu. Libya'yla barış müzakerelerine oturalım bakalım. 52 yıldızlık hakkımız varmış. Öncelikle Akdeniz kıyılarının tamamını istiyorum. Pardon, oralar değilmiş ya, buralar. Sonra daha içeriye gireceğim. Bunlar çok değerli yerler değil zaten, gördüğünüz gibi bir yıldızlık yerler. Yani özellikle Akdeniz tarafı çok değerliydi. Talepleri gönder diyelim. Evet diyelim. Böylelikle Türkiye sınırı, gördüğünüz gibi Libya'yı da alarak Türkiye sınırı bu hale dönmüş oldu an itibariyle. Şimdi buradaki orduyu hemen daha orduyu dağıt diyeceğim ve buradaki orduyu dağıtarak boşu boşuna hareket etmeye daha dağıt. Evet, buradaki orduyu dağıtarak daha da fazla şey yapmak istemiyorum. Bu hareket halinde olduğu için dağıtamayacağım. Ama yani şuradaki orduyu dağıtalım. Orduyu dağıt. Evet, ordumuzu dağıttık. Şimdi niye orduyu dağıttım? Birincisi, Osmanlı ile savaşabilecek miyiz, ona bir bakalım. Evet, Osmanlı ile şu anda savaş ilan edebiliyoruz. O zaman demek ki biz öncelikle biraz asimilasyon çalışalım. Hareket şey puanı, diplomasi puanım kadar asimilasyon yapacağım. Evet, biraz asimilasyona ihtiyacımız var. Bu bölgede aslında özellikle güney bölgeleri çok fazla, gördüğünüz gibi çok fazla bize adapte olabilmiş değiller. Şu anda Osmanlı ile ilgili savaşta özellikle şu bölgelerin adapte olması bana şart. Askeri erişim istemiş Mısır. Mısır askeri erişim istemiş. Kimle savaşta bilmiyorum ama Mısır'a askeri erişim verdim. Şimdi zayıf olan bölgeler, özellikle güney bölgeleri çok fazla şu anda zayıf. Evet, İskenderun mesela, ona şey yapalım. Biraz Libya topraklarını da şöyle biraz ilerleyeceğim. Tamam. Evet, biraz para harcıyorsun diyeceksiniz. Bu arada Amerika ile ilişkilerimiz gelişiyor. Güzel. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkimiz gelişiyor. O da güzel. Şeye bakarsak,
Biraz beklememiz gerekecek. Yoksa aksi takdirde zaten isyan ediyorlar. İsyan ettikleri zaman durum değişiyor. Şimdi politik gelelim. Şimdi öncelikle Adana muazzam oranda saldırı alacak diye düşünüyorum. O yüzden Adana üzerinde şey Adana diyorum Adıyaman üzerinde biraz asker biriktirmenin faydası var. Burada küçük küçük askerler biriktireceğim. Savaşı bu küçük askerlerle yapmaya çalışacağım. Osmanlı'yı komple aradan kaldırıp Kürdistan'la baş başa mücadele etmek istiyorum. Bakalım mümkün olacak mı? Bunun için Adıyaman'da çok güçlü birliklerim olması lazım. Çünkü Adıyaman 4 koldan saldırı alacak. Şimdi gelelim Osmanlı'ya. Savaş ilan edeceğim. Ekonomik olarak bakalım ne yapacaklar bilmiyorum. Hemen Nizip ve Antep üzerinden saldırıya geçelim. Küçük birliklerle saldırıyorum gördüğünüz gibi. Evet, orada bayağı 7400'lük bir birliği varmış Osmanlı'nın. Evet, diğer bölgelerdeki birlikleri çok fazla güçlü değil. Yani Osmanlı büyük ihtimalle aşağı doğru kayacak ama diğer birlikleri güçlü değil. O yüzden bak dediğim gibi Adıyaman'a çok koldan saldıracaklar demiştim. Şimdi o saldırılarını gerçekleştirdiler. Şimdi burada güçlü bir birlik yaratıp bu bölgeyi temizlemem lazım. İkinci olarak şu bölgeden güçlü bir saldırı benim her zaman işimi görür. Şimdi şurada ilerlemesini engelleyecek birliklere ihtiyacım var. Çok aman aman birlik olması gerekmiyor. Ama en azından ilerlemeleri engellesem o bile yeterli. Şimdi gelelim Adıyaman kısmına. Adıyaman şu bölgeye biraz birlik aktaracağım. Şu bölgeye savaş yapamıyorum çünkü hareket puanım kalmadı. Evet, burada 6350'lik bir birliği var. Şurada 27'lik birliği kaldı. 7000'lik birliğiyle Hatay'ı aldılar. Ama orada öyle kaldı. Şimdi burada 7000'lik birliğin olduğunu biliyoruz. Şimdi burada 40'lık birliği var ya, maksadım amacım o birliğin çok da fazla böyle sağa sola kaçmasını engellemek. 2000'lik birlikle orada yer aldık. 2160'lık birlikle orada yer aldık. Evet, burada 2730'luk bir birlik var. Bu kötü oldu. 2200'lük birlikte orada oldu. 800'lük birlik burada. Şimdi bizim Adıyaman'da birlik şu birlikleri özellikle güneye çekmemiz lazım. Adıyaman'ı kaybetmemiz kötü oldu bu arada. Adıyaman'a bayağı iyi asker çıkartıyorduk. Evet.
Bakalım ne yapabileceğiz. Şurada bir birlik çıkartalım. Burada çıkartmayacağım birlik. Bakalım ne olacak. Evet, 2100'lük birlik burada birikti. 800 burada var. 400 burada var. 400 250. Burada 800 var. Tamam. Burada iyi birlik yaratmam lazım. Şimdi Adıyaman'ı geri aldığımıza göre orada birlik yaratabiliriz. Suriye topraklarında güçlü bir ordu yaratmam lazım. Ne yazık ki hareket puanım kalmadı. Evet, şu tabloya bakarsanız şu anda aslında savaşı bir anlamda kaybediyor gibiyiz ama bir anlamda. Hangi devletten bu çıkış yapan, bize saldıran? Ha, bu Mısır toprak şey vermiştik ya. Dedim bize mi saldırıyor? Bunların ilerlemesini önlemem lazım. Şimdi evet, toparlamayı başardık. Ancak 446 ile buraya almaları kötü oldu. Beş orada var. Tamam. Trabzon limanına çıkmalarına izin veremeyiz. Bizim ordumuz neymiş ya? Yüz50 var, 63 var. Pardon, 93. Aa, hepsini oraya almayacaktım ya, yanlış yaptım. Neyse, tamam. Şöyle yapalım. Bunu buraya saldıralım. Burada 400'lük bir ordu çıkartalım. Burada
Yanlış fazla şey var, boşluğa basınca böyle oluyor işte. Evet, onu aldık. Burayı da aldık. Tamam. Hiçbir yere kaçışınız kalmadı. Aa, kayma. Bu ne? Mısır mı? Mısır Adana'yı mı aldı? Adana bizim toprağımız. Mısır bizimle savaşta mı? Değil. Eğer Mısır böyle yaparsa işimiz var ha. Şimdi Osmanlı'yı %100 olarak aldık. Osmanlı'yla anlaşma yapalım bakalım. Barış müzakereleri. Bu arada nereye gitti bu? Heh. Adana'yı alamıyoruz biliyor musun? Allah Allah, çok ilginç. Kendi toprağımız niye Mısır tarafına işgal edildi? Onu da anlayabilmiş değilim. Adana bizim toprağımızdı. Talebi gönder. Evet. Adana'ya doğru yol kat edemiyoruz. Çok ilginç. De Mısır ne yapmaya çalışıyor? Onu anlamadım. Hayır, bizim toprağımızı Mısır nasıl alabilir? Mısır'ın değil mi bu? Neresi bu? Bu Mısır eyaletleri. Evet. Mısır askeri erişimi var. Düşmanları vizeyiz. Bizimle arası çok iyi. Ama Mısır bizim toprağımızı aldı. Neyse, Osmanlı'yı hallettik ama sırada Kürdistan olayı var, ama Mısır halletmeden Kürdistan'ı hiç geçmeyi düşünmüyorum. Yani Mısır'ı da almayı düşünüyorum. Eğer böyle Mısır böyle davranırsa benim toprağımda gözün olamaz Elaine. Bütün ordumu toplayacağım. Terhis etmeyeceğim. Evet, Mısır tamam. Burayı bıraktı bize. Tamam. Kendi toprağımda nasıl Mısır oldu ya? Evet, tamam. Mısır'la savaşmama gerek kalmadı. Şimdi savaşacağım devlet Kürdistan. Ama önce biraz asimilasyon yapalım. Asimilasyona devam. Asimilasyon niye yapıyorum? Çünkü asimilasyon yaparak böylelikle daha iyi ordu çıkartabilmenin dış yanı sıra sonradan isyan etmesinler. Çünkü isyan ediyorlar. Nasıl oturup isyancılarla uğraşıyorsun? Evet, bir teknoloji puanımız gelmiş. Nüfus artışı, üretim geliri de bir artış yapalım. Çünkü asimilasyonlar vesaire çok şeye ihtiyacım var. Evet, %20 asimil olan yerler var. Onları da biraz asimil verelim. Evet, giderek asimil oluyorlar zaten. Burasını biraz asimile edelim. Şimdi politik haritamıza bakalım. Evet, gördüğünüz gibi şu anda ordular yaratarak Kürdistan'a savaş ilan edebiliriz. Kürdistan Savaşı'nda yapıp oyunu bu bölümünü bitirmeyi planlıyorum. Yine böyle her sınırda küçük ordular yaratarak bu orduların saldırmasını sağlayacağım.
Tabii şu anda hareket puanım bitti. Heh, biraz daha hareket puanı alalım. Buralar bayağı iyi asimil olmuş durumda. Suriye'den iyi asker çıkartıyoruz. Evet, şimdi gelelim Kürdistan'a savaş ilan etmeye. Aramız eksi 19'muş zaten. Savaş için uygun. Savaşımızı ilan ettik. Hemen saldırılarımıza geçiyoruz. Böylelikle Türkiye'nin geri kalan topraklarının da birleştirilmesi için atağa geçmiş olduk. Evet, bakalım ne olacak? Buradaki ordunun ne işi var ya? Şuradaki orduyu hemen dağıt diyelim. Evet, saldırı yapıyorlar ama çok cılız saldırılar. Bizim için hiçbir şey değil bunlar. Evet, Kürdistan topraklarına daldık. Orada güçlü bir ordu çıkarttılar. Yaklaşık 6700'lük. Gerçi çok bir şey yapmaz ama. Evet, 1820'lik askerleri de orada. 6000'lik orduların karşısında güçlü bir ordu inşa etmemiz lazım. Aynı zamanda buradaki ordunun da ilerlemesinin önüne geçmemiz gerekecek. Herkese şöyle yapalım. Hareket puanım hiç kalmadı. Ordu yarattığım için. Dört, 1900 1800 ha, çok bir şey kalmadı zaten. O gitti zaten. O gitti. O da gider. Sınır bölgesine. Burada 800'lük askerleri kaldı. Burada 6000'lik askerleri var. Tamam. Hatta evet tamam, bu da oraya gitsin. Burada 800'lük askeri birlikleri vardı. Bakalım ne olacak.
1900'lük askerleri kaldı. 1900 ve 164 asker. Şuraya alabiliriz çok rahat. Hatta askerlerin önemli bir kısmını oraya göndereceğim. Geri kalanı buraya göndereceğim. Şuradaki 270'lik askeri buraya alalım. Şunu şuraya alalım. Burada 1900'lük asker vardı. 1900'lük asker kalsın. Oraya takviye. 800'lük asker için şuradan birlik gösterelim. Bir de şurada birlik yaratalım. Unutmayalım. 1400 burada var. 200, 600. Son toprak. Evet, böylelikle Kürdistan toprakları, yani çok kaçışın yok canım. Nereye gidebileceksin ki? En fazla orada kalacaksın işte, yani hareket edemeyeceksin. Evet, %100 olarak şu anda Kürdistan'ın kaç 110 yıldızlık topraklarını alabiliyoruz. Artık bizden aldıkları toprakları geri alarak Türkiye birliğini sağladık, hatta geçtik bile diyebiliriz. Sanırım bütün topraklarını alabiliyorum diye düşünüyorum. Evet, bütün topraklarını alabiliyormuşum. Talepleri gönder. Evet. Devam et. İşte son Türkiye haritası. Bu şekilde oldu arkadaşlar. İkinci oyunun sonunda Türkiye İç Savaşı'nda Türkiye birliğini sağlamayı başardık. Buna mukabil bir de üstüne üstlük Suriye ve Mısır, Irak'ın belli bir kısmını da alarak İsrail, Ürdün, Lübnan ve Mısır kapısına kadar dayanmış olduk. Avrupa'da Romanya, Sırbistan, bu neydi? Kosova ve Arnavutluk, Karadağ'la komşuyuz. Bosna, Hersek ve Hırvatistan burada kalmış durumda. Gelişimi son derece müsait bir durum. Şu anda yapacağımız şey büyük ihtimalle Arap toprakları üzerinde ilerlemek olabilir. Irak, Ürdün, Mısır topraklarını alarak baya bir ilerleyebiliriz arkadaşlar. Baktığımız zaman önemli ölçüde buraları aldık. Çok iyi, süper.
Ancak Almanya gördüğünüz gibi gittikçe küçülüyor. Almanya, Çekoslovakya, Almanya. Bu neresiymiş? Romanya. Aa, Romanya bak, burada anasını satayım. Romanya, Belçika, Almanya toprakları giderek küçülüyor. Fransa, burada İtalya var. İspanya, İtalya, Portekiz, Fas, Cezayir. Bakalım bir dünya haritası neler değişmiş. Demokratik Arap Cumhuriyeti var. Burkina Faso burada bize savaş ilan etmişti hatırlarsanız. Etiyopya İmparatorluğu, Eritre diye bir yer var. Yani bir ülke oluşmuş orada. Burada Katar var. Katar buraya gelmiş. Irak Katar'ı almış. Yani Irak'ta artık Katar toprakları yok. Katar şu bölgede. Birleşik Arap Emirlikleri burada gördüğünüz gibi. İran, Pakistan, Afganistan, Hindistan, Çin bitmiş durumda. Yerine Hindistan ve Japonya. Burada ne var? Burada Kuzey Kore hala duruyor. Güney Kore hala duruyor. Burada Nepal var. Bangladeş, Myanmar, Tayland. Amerikan kıtasında haritada bir değişim yok. Burası bilinmeyen topraklar. Amerika, Meksika, şurada Guatemala falan var. Burada çok fazla bir değişen yok. Biraz Brezilya buraları biraz tırtıklamış. Sadece Uruguay nerede? Uruguay gitmiş. Peru, Ekvator, Kolombiya. Şurada hangi devletler var? Surinam, Fransız Guyana'sı devletler var. Burada ne var? Deniz yok, hayır. İspanya. Avrupa haritası da bu şekilde değişmiş durumda. Gördüğünüz gibi biz emin adımlarla gidiyoruz. Libya'yı aldıktan sonra hem Afrika toprakları bize açılmış oldu. Hem de aslında Orta Doğu toprakları bize açılmış oldu. Azerbaycan'a dokunmayı düşünmüyorum. Eğer Azerbaycan bize saldırmazsa dokunmayı düşünmüyorum. Gürcistan'ı alacağım. Sonra da Rusya'yla da bir işimiz var ama Rusya'yla mücadele edebilecek yapıda değilim şu anda. Nedeni çünkü Rusya'ya çok fazla komşu toprak yok. O yüzden Rusya'yla çok fazla deniz üzerinden savaşa girecek halim yok. O yüzden benim şu andaki ilk hedefim, yani bir sonraki oyunun hedefleri, büyük ihtimalle İsrail var burada, Filistin var. İsrail'i yani Mısır'ı alabilmek için İsrail'i almam gerekecek. İsrail'in 3 tane eyaleti var şu anda. İsrail'i almam çok zor bir şey değil. İsrail, Filistin, Ürdün, Irak topraklarını alarak Mısır'ı iki taraftan kuşatmış olmak ve sonra Mısır'ı da aldıktan sonra Arabistan, Yemen, Arap topraklarını alabilirim ve İran üzerinden açılabilirim. Avrupa'ya şu anda açılmayı çok fazla düşünmüyorum. Çünkü Romanya anladığım kadarıyla çok güçlü gözüküyor. En azından 1 milyonluk bir nüfusu ve 185 binlik ekonomisi var. Bizim kadar güçlü değil ama güçlü. Biz şu anda birinci sıraya yerleşmiş durumdayız. Dünya sıralamasında birinci sıraya geldik arkadaşlar. 230 devletten birinci sıradayız. Romanya 19. sırada. Fransa'ya bakayım. Fransa 18. sırada. Peki Rusya? Rusya 3. sırada arkadaşlar. Rusya ile çok takışmak istemiyorum. Hindistan 5. sırada. Kazakistan 44. sıraya gelmiş. İran 16. sırada. Mısır ve bunlar çok düşük devletler. Peki Amerika kaçıncı sırada? Bir ona bakalım. Amerika Birleşik Devletleri 2. sırada şu anda. Ve Amerika, bir dakika, biz Amerika toprakları değişmedi mi ki ama Amerika toprakları Kanada tarafında Amerika lehine bayağı bir değişmiş. Amerika lehine bayağı bir değişmiş. Bildiğim kadarıyla buralar Kanada'nın toprakları olması lazım. Ama şu anda Amerika'nın toprakları. Amerika şu anda ikinci sırada 323 eyaletle. Birinci sırada biz varız. İkinci sırada Amerika var ve üçüncü sırada Rusya var. Hatta şeyi de görebiliriz herhalde buradan. Eyalet olarak en çok eyaleti olan devlet Amerika Birleşik Devletleri. Akabinde Hindistan geliyor. Rusya geliyor. Türkiye, biz 4. sıradayız. Sonra Japonya geliyor. Japonya'da bir bakmak lazım. Dur bakayım. Japonya'nın durumu ne? Japonya'ya bakalım. Çünkü Japonya özellikle şeyden sonra Çin'i işgal ettikten sonra oyuna geri dön. Çin'i işgal ettikten sonra Japonya şu anda tava basalım. Japonya 7. sıraya kadar gelmiş. Çin gitmiş ya. Koca Çin. Vay anasını. Koca Çin'i yemişler ya.
Çin gördüğünüz gibi iki tane eyaleti kalmış Çin'in. Ve şu anda 157. sıraya kadar gerilemiş. Endonezya 90. sırada. Avusturya burası Avusturya keşfedilmiş olarak gözüküyor. Tamam. Buraları keşfedilmemiş. 25. sırada. Birinci sıraya çıktık arkadaşlar. Ülke olarak. Gördüğünüz gibi birinci sıradayız. Ekonomik olarak iyi durumdayız. Yapacağımız tek şey Lübnan, Ürdün, Irak topraklarıyla topraklarımızı genişletmek ve İsrail'i aldıktan sonra buradan Mısır'la durumu halletmek. Yani Mısır'ı iki taraftan kuşatıp Mısır'ı aldıktan sonra Türkiye'nin toprakları önemli ölçüde biraz Osmanlı'ya da yaklaşmış olacağız. Ama tabii Avrupa toprakları olarak çok geride kalmış olacağız. Çünkü Avrupa toprakları olarak baktığımız zaman ta şeye kadar Hırvatistan'a kadar Zagreb'e kadar şu bölgeye kadar gelmiş olmamız lazım ki burada Rusya topraklarını ve Kafkasya'yı da almamız lazım Osmanlı için. Osmanlı ile ilgili şeyi yapamayız ama en azından Arap ve Afrika, Kuzey Afrika topraklarını alabiliriz diye düşünüyorum. Bir dahaki oyuna kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bu oyunu burada kaydedeceğim şimdi.